Merhaba arkadaşlar. Dediniz ki abi Mr. EDS efsane bir takım çıkardı. Efsane dolu bir takım çıkar dediniz. Takım ne dedim? Dediniz kompresör. Kanka gel kompresör tanıtıyoruz bugün. Arkadaşlar böyle bir sandıkla geliyor. Ya başka yapan var mı bilmiyorum ama Mr. EDS sadece kasayı göndersen, sadece bunu göndersen gene yeterli. Kalbimizi almıştın şu anlık. Bu arada arkadaşlar takımın efsane bir fiyatı var. Bilmiyorum bazınızın bütçesini aşırı derecede geçebilecek bir fiyat. Fiyatı Mr. EDS 2700 olarak belirlemiş. Bunun kararını siz vereceksiniz. Bakalım dolu mu, boş mu, takım ne? Ama şunu iddiasını kabul ediyorum. Mr. EDS diyor ki dünyanın en dolu takımlarından birini veriyorum sana diyor. Bu konuda haklı arkadaşlar. Cidden dolu dolu bir takım. Hadi beraber takımı inceleyelim. Evet arkadaşlar, takımımızı açıyoruz şu anda. Açasın. Şöyle arkadaşlar açıyoruz. Açtık. Evet arkadaşlar, bu şekilde bizi karşılıyor. Şimdi bunu bir koyalım. Ya bunu da düşünmezsin Mr. Edese yani. Helal olsun. Neyse şimdi arkadaşlar böyle full çelik bir takım çıkıyor karşımıza. Şöyle içinde göstereyim. Bu arada efsane bir marpuçla geliyor. Marpuç saf tahtadan oluşuyor birader. Ağaçtan oluşuyor yani. Yani 3 elementten biri. Neyse. Arkadaşlar nargilemizin şöyle efsane renk uyumu var. Anlatamam size. Şunu bir kuralım arkadaşlar. Kardeşim geçecek misin bugün? Heh. Evet arkadaşlar. Marpuç'a bakar mısın ya? Kalbimi verdim. Swarovski taşlarla işlemeli arkadaşlar marpucumuz. Arkadaşlar şimdi şunları birleştirmeye geçiyoruz. Arkadaşlar bunu da bir toplayalım. Arkadaşlar 4 tane böyle şey var. Topu var. Topu mu deniyordu buna? Neyse. Bundan sonracıma şunu yukarıdan takıyoruz. Arkadaşlar bu arada dünyada ilk ser borusuna böyle ayarlanabilir. İçimin tokluğunu veya hafifliğini ayarlayabileceğiniz ayar düğmesi koyan Mr. EDS'dir. Ha farklı markalarda da varmış. Ya biliyoruz Steam'de falan da var. Ama bu ser borusuna koyan ilk Mr. EDS'dir. Şimdi arkadaşlar bunu geçirmeden önce şunu yanlış takmayın. Bak bunun dersinin üzünü ben de karıştırıyordum. Şu çentekli tarafa aşağı geliyormuş. Sonradan öğrendim. Cahillik. Şimdi arkadaşlar böyle yapıyoruz. Evet, bunu geçirdik. Şimdi arkadaşlar bunu da taktık. Bunu yerleştiriyoruz yerine yuvamıza. Altında görmek isteyenler için şöyle gösterebiliyor muyuz? Şu şekilde. Evet. Bu da hazır. Böyle bir şey arkadaşlar. Şimdi takımın alt kısmına geçelim. Efsane bir maşası var yanında. Yani bunu kullandın arkadaşlar. Şimdi eleştiri konusu söyleyeyim size. Bunu joystick'te kullandın. Ama gelip de kompresörde kullanmazsın Mr. EDS. Yani ben uyarıyorum bu konuda. Dinlerse bizi artık bilmiyorum. Evet arkadaşlar şimdi alt kısma geçiyoruz. Evet arkadaşlar sandığımızın şu anlık alt kısmına doğru iniyoruz. Derinliklerde kanka daha güzel şeyler var. İlk başta gösterebileceğim Mr. EDS sizin için bir tane nargile altlığı salıyor. Bunun içine led koyup güzel bir aydınlatma yaratabilirsiniz. Yani güzel Mr. EDS bunu düşünmem de güzeldi. Evet. En güzel özelliği en sona saklıyorum arkadaşlar. Şimdi bir daha güzel ekstra bir şeyimiz var. Bu ne ki? Bu ne ki? Bakalım. Arkadaşlar ya bak sen nasıl bir kralsın. Tamam 2700 çok para ama arkadaşlar Mr. EDS yanında size Oblo Colule gönderiyor. Hangi marka yapıyor bunu ya? Oblo Colule. Hani gidip de takım aldığınızda ya bir de bunun lülesi var falan demeyeceksiniz. Obloko çok güzel bir lüledir arkadaşlar. Cidden hani bu takımı sizden önce deneme şansım oldu. Obloko cidden biraz daha fark ettiriyor bence. Ben inanıyorum hani bir fark olduğuna bu lülenin bu takımda. Boşa göndermediler yani bence. Neyse arkadaşlar bunu da birazdan deniyoruz sizle.
Başka başka ne var? Evet. Arkadaşlar, Mr. EDS gene bir güzellik yapmış. Şöyle göstereyim. Aha gitti. Size bir tane aydınlatma ışığı vermiş. Şov yapabilirsiniz yani. Duman seven arkadaşlar. Tak baba bu ışığı. Bol dumanı ver. Böyle gitsin. Sen şovu seviyorsan bunu takarsın. Evet, bunu da koyuyoruz. Ondan başka Mr. EDS ne veriyor bize? Arkadaşlar bunun yanında bize marpuç veriyor. Kendilerinin Mr. EDS logolu boyunluklu nargile marpucu veriyor. Bu da güzel arkadaşlar. Kullanabilirsiniz. Evet. Adamlar diyor ki biz bu nargileyi verdik. Hor kullanma kardeşim. Al şu bezi. Şu bezle sil diyor. Bez güzel. Ben bu beze kıyıp daha kullanamadım gençler. Neyse. Ondan sonra arkadaşlar Mr. EDS diyor ki biz yaptık mı tam yaparız kral. Sen şu pas dökücüyü falan al. Bakım spreyi yani. Bakım spreyini al. Takımını uzun yıllarca kullan diyor. Sağ ol Mr. EDS ama hiç kullanmadım. kullanırız bir ara. Neyse arkadaşlar. Benim en sevdiğim noktalardan biri şu tepsisi. Siyah tepsi can alıyor birader. Şöyle söyleyeyim size. Arkadaşlar ben nargilede siyah olayı oldu. Masillik katıyor bence. Ben seviyorum yani. Bu takımda bunu beğendim kral. Yani bir de ağır bir tepsisi var. Öyle boş bir şey değil. Yani kavgaya falan giderken yanınızda alabilirsiniz. Neyse bunu da geçtim. Evet, en güzel özellik. İkisini aynı anda çıkarıyorum. Ve ta 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 tam. Arkadaşlar Mr. EDS çok kral bir hareket yapmış. Abi şöyle bir durum var. Bak benim bodyguard Mr. EDS'nin bodyguard takımım da var. Camı kırıldı. Çekmedim çile. Görmedim eziyet kalmadı arkadaşlar. Adamlar diyor ki biz sizi tanıdık. Öğrendik. Bizim camları kırmayın artık. Hadi kırdınız diyelim. Yanında bir tane daha verelim. O anda hani akşamlar gibi yapıyorsanız boşa düşmeyin diye lülelerini camlarını göndermişler arkadaşlar. İki tane. Birincisi kristal cam. Bence başarılı. Kristal camın ayrı bir şey oluyor. Hani sevdalısı oluyor. Ben ama siyah camdan tarafayım. Siyah cam bu şekilde daha asaletli duruyor bence. Profesyonel daha duruyor bence. Neyse arkadaşlar. Başka bir şey kaldı mı içinde bunun? Kalmış. En önemli şeylerden biri. Arkadaşlar size deri kaplamalı soft touch hortum göndermişler. Yani nasıl deri kaplamalı soft touch oluyor bu dersen. Kanka dışını deriyle kaplamışlar. Dikişini çok güzel atmışlar. Beğendim yani dikiş olayını. İçine de soft touch deri çünkü bir süre sonra koku veriyor arkadaşlar. Bunu dikkate almış soft touch bir boru yüklemişler. Yani başarılı. Ama borunun daha uzun olmasını isterdim şimdi. Ben bununla yetemiyorum kendime. Neyse. Yanlış yere gidiyor. Evet arkadaşlar. Başka ne var? Bakıyoruz şöyle. Adamlar. Tamam bu camı gönderdiniz. Arkadaşlar adamlar demişler ki siz bizim şeyi de kaybediyorsunuz. Anladığımız kadarıyla. Bak gene düştü. Kaybediyoruz abi. Bilyelerimizi kaybediyorsunuz. Gelip bilye istemeyin aga demiş. Bilye ekstra göndermişler. Sağ ol Mr. EDS. Kaybedersek dua ederiz herhalde. Neyse başka bir şey var mı? Yok. Evet arkadaşlar kutu açılımımız bitti. Şimdi nargileyi kuruma geçelim kanka. Hadi gel. Evet arkadaşlar şimdi sizlerle beraber takımımızın kuruluşuna geçiyoruz. Sizle beraber bir takımı kuralım arkadaşlar. Ondan sonra duman performansı için bakalım nasıl oluyor. Şimdi ilk başta şişemizi ben siyah tercih ettim. Zaten başta da söylemiştim. Siyahtan vazgeçmem. Onun arkasına hemen birleştirmiş olduğumuz borumuzu, ser borumuzu geçiriyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde geçirmeli. Ama şey isterdim arkadaşlar böyle çıt çıt simulation'da olduğu gibi çıt çıt geçirmesini isterdim. Ama gene eski usul eski çağlardan kalma döndürme şekilde devam kanka. Neyse ondan sonracıma başka ne koyuyorduk? Evet şunu bir açalım arkadaşlar. Tepsimizi yerleştirelim. İlk başlarda arkadaşlar bu kolu hiç sevmemiştim. Cidden çok şey geliyordu bana. Değişik bir tarz geliyordu. Ama sonradan alışınca bro hoş gelmeye başladı.
Yani hani takımı dolu gösteriyor arkadaşlar. Yani başarılı. Şimdi şunu şöyle takıyor. Aa, tepsiye geçirelim. Baba yine kırılıyor. Şu şekilde oturtuyoruz. Tamamdır. Evet. Şimdi olayımız bunu da geçer misin canım? Evet. Soft touch, yani deri kaplamalı borumuza şöyle sizin için bunu da geçirdik arkadaşlar. Bunun da mıknatıslı olması bodyguard'dan değişmedi yani. Bu şekilde tık geçiyor, tık çıkıyor. Bu güzel bir şey aslında ama bunun takımının burasının simulation gibi olmasını cidden isterdim. Yani bu eleştiri olarak kabul edebilirsin Mr. Edes'e. Arkadaşlar bu da buraya geçiyor bu şekilde. Şimdi oblo kulemizi taktığımızda şunu da geçirdik. Oblo kulemizi taktık. Şimdi takımımız hazır arkadaşlar. Şimdi bu güzelim takımı, bu performans takımını, ince ayar takımını denemenin vakti gelmedi mi? Evet arkadaşlar, şu anlık oblo kulemize ben JBR'ın dejavusunu tercih ediyorum. Ferah ve böyle tatlı bir tütün arkadaşlar. Şimdi lülemizi dolduralım ve içime geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi içime geçiyoruz. Kompresörün performansını çok merak ediyoruz. Çünkü bu kadar para verdik. Yani ne hıyar da çıkabilir. Şimdi deneyelim. Alıyoruz arkadaşlar. Osmanlı torunu gibi. Hemen zaten Osmanlı torunuyuz kardeşim. Neyse. Alıyoruz marpucumuzu. Böyle. İlk başta bir açıma geçelim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar, nargilenizde baş ağrısı yapıyorsa bunun birinci faktörü bence kömürlerdir. Dikkat edin iyi kömür kullanmaya. Mide bulantısı yapıyorsa o tütündür. Tütün sizin tercihiniz artık. Evet arkadaşlar, şu anlık nargilemiz açıldı. Közlerimizi geriye çekiyoruz kanka. Çünkü yanma ihtimali çok oluyor. Ortaya toplamayın çok közlerinizi. Şu şekilde ben kalkarak yapıyorum. Ev tadında size nargileleri tanıtacağım. Öbürkü nargile videomuzda bodyguard'ı tanıtacağım. Çünkü buna çok istek oldu arkadaşlar. Bir de fiyatı ve hani sandık falan gelmesi insanları etkiliyor tabii ki. Şimdi arkadaşlar, İlk başta şunu söyleyebilirim. Mr. LS'nin tabi burada tokluk içim ayarı olduğunu biliyorsunuz. Başta anlatmıştım. Evet arkadaşlar, ben bunu şu anlık max seviyede kullanıyorum. Bu max ne demek arkadaşlar? En rahat içim. Yani böyle şöyle anlatabilirim size. En rahat içimde hangi sütünleri içerim diye sorabilirsiniz. En rahat içimde arkadaşlar mentollü, böyle tatlı sütünler içebilirsiniz. Ha, biraz tok içim için, biraz bunu minimuma getirinizde tok bir içim sağlıyor arkadaşlar. Bu da ne katar size? Mesela arkadaşlar cappuccino yapıyorsunuzdur, çift elma yapıyorsunuzdur. Bunlar tok içim isteyen tütünler. Tok içim isteyen tütünlerde ise bunu minimuma getiriyorsunuz ayarını. Efsane bir ayar çekebiliyorsunuz kendi hissiyatınıza göre. Arkadaşlar, man performansını yavaştan göstermeye başladı takım. Bu arada close chamber'ını göstereyim size. Arkadaşlar, close chamber klasik Mr. EDS'nin buradan çıkış yapıp tepsiye vurmasıyla dağılmasıyla oluşuyor. Mr. EDS'yi bu konuda hani yani eleştirmek istiyorum. Sebep ne diye sorarsanız arkadaşlar, ya çoğu takımda aynı close chamber, aynı close chamber. Ya bir değişikliğe git Mr. EDS, yani bizi işte, tamam bu takımla tanıştırdın eyvallah, her şey on numara. Ama şu close chamber'a gözünü seveyim yani, değiştir artık ya, bıktık ya.
sonradan linç yemek istemiyorum. Mr. EDS'ye karşı söylüyorum bunu. Neyse. Arkadaşlar şöyle söyleyebilirim. Genel anlamıyla Mr. EDS başarılı bir takım. Ben bütün takımlarını seviyorum çünkü kaliteli iş yapıyor. Yani mantıklı bir tercih yaptığımı düşünüyorum. Çünkü hani az olan bir takım tercihim istiyordum. Hani herkes olmayan, hani böyle birazcık daha üst levellere doğru giden bir takım istiyordum. Mr. EDS bunu başarmış. Biz de bunu almış bulunduk. Yine çekimi yapıyorum. Evet arkadaşlar, iyisiyle kötüsüyle Mr. EDS kompresörü size anlatmış bulundum. İnşallah doğru şekilde anlatmışımdır. Yani ben de bir kulum arkadaşlar, hatam olabilir. Ev tadında anlatmaya çalıştım. Almak isteyenlere tavsiyem, alabilirler arkadaşlar. Ben hani pişman değilim yani. Ve takımın hani Mr. EDS'ye de buradan göndermelerim var. Yani videoyu izlerlerse yetkililer. Kötü yönlerini de tanıttım, iyi yönlerini, şaka babında olan yerlerini de tanıttım. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Diğerki video bodyguard tanıtmayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar, hepinize iyi günler dilerim. Beni takip etmeyi ve yorumlarınızı, beğenilerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Takım isterseniz istediğiniz takımı tanıtmaya çalışacağım. Yorumlarda belirtin. Hepinize iyi günler.